Değerli öğrenciler, fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz fen mikrosu olacak tekrar. Bugün madde konusuna devam edeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Asitler ve bazlar. Günlük hayatınızda kullandığınız ya da tükettiğiniz bazı maddeler asit ya da baz özelliğini gösterir. Örneğin ısırgan otuna dokunduğumuzda yanma, kaşıntı ve acı hissi duyarız. Bu durum ısırgan otunun yapısında bulunan asitten kaynaklanır. Aynı şekilde vücudumuzun herhangi bir yerini arı soktuğunda ya da karınca ısırdığında hissettiğimiz acı arının ve karıncanın salgıladığı asitten dolayıdır. Limon, portakal, üzüm, kivi gibi meyvelerin tadı da yapılarındaki asitten dolayı nedir? Ekşidir. Peki devam edelim. Burada da görüldüğü gibi ısırgan otu, karınca, limon ve bu canlılar kendine has asit üretirler. Temizlik yaparken kullandığınız deterjanların elinizi yıkarken kullandığınız sabun ele kaygınlık hissi verdiğini, yüzünü yıkarken ağzınıza kaçan sabun köpüğünün acı ve buruk bir tadının olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni de deterjan ve sabunların yapısının baz özelliğinde olmasındandır. Maddelerin element, bileşik ve karışım olarak gruplandırıldığını daha önce öğrenmiştik. Asitler ve bazlarda birer bileşik çeşidi olarak sınıflandırabiliriz. Yukarıda verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi asitler ve bazlar da günlük hayatta sıkça kullanılan maddelerdir. Peki asit nedir? Suda çözündüğünde artı hidrojen iyonu oluşturan maddelere biz ne diyeceğiz? Asit diyeceğiz. Limon, portakal, kivi, üzüm gibi besinlerin yapısında asit vardır. Bu maddelerin tadına bakıldığında tatlarının ekşi olduğu anlaşılır. Tatlarının ekşi olmasının sebebi yapılarında bulunan asitlerdir. Çünkü asit özellikteki maddelerin tatları ekşidir. Asit özelliği gösteren maddelere asitik maddeler denir. Ya da biz ne diyeceğiz? Suda çözündüğünde artı hidrojen iyonu oluşturan maddelere asit diyeceğiz. Bazı asitler çok tehlikeli olabildiği için her türlü asitin tadına bakılmamalıdır. Bir maddenin asitik özellikte olup olmadığını belirlemek için çeşitli araçlar yani belirteçler kullanılır. Örneğin, turnusol kağıdı asit ve bazları ayırt etmede kullanılan bir ayıraçtır. Turnusol suda çözülen bir boyadır. Çözelti halindeki boya bir filtre kağıdına emdirilerek kullanılır. Bu kağıda turnusol kağıdı denir. Mavi turnusol kağıdı asitik ortamda kırmızı turnusol kağıdı da bazik ortamda maviye dönüşür. Bu şekilde asit ve baz çözelti ayırt edilebilir. Yani turnusol kağıdı asite daldırıldığı zaman kırmızı renk verirken baza daldırıldığı zaman da mavi renk oluşur. Limon suyu asitik özellik gösterdiği için mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Zaten şekilde de görüldüğü gibi kıymetli öğrenciler. Peki devam edelim. Asitlerin suda çözülmesi. Asitler suda çözünebilen maddelerdir. Ve suda çözündüklerinde suya hidrojen iyonu yani artı hidrojen iyonu veren maddelerdir. Örneğin mide öz suyunun yapısında bulunan hidroklorik asit suda çözündüğünde suya hidrojen artı ve klor iyonları verir. Oluşan hidrojen iyonu çözeltinin asitik olmasına neden olur. Bazı önemli asitlerin isimleri formüller ve iyonlaşma denklemleri aşağıda verilmiştir. Kıymetli öğrenciler buralar çok önemli. Özellikle yeni nesil sorularda sürekli bunlar çıkabiliyor. Bazen isimleri çıkabiliyor, bazen formülleri karşımıza sorularda çıkabiliyor. Lütfen buralara çok çok dikkat edin. Örneğin hidroklorik asit. Suda çözündüğü zaman hidrojen ve klora ayrılır. Ondan sonra sülfürik asit. 2 hidrojen CO4, karbonik asit, 2 hidrojen yine
karbon trioksit, daha sonra asetik asit, fosforik asit, nitrik asit. Bunlar çok güçlü asitlerdir kıymetli öğrenciler. Lütfen bunların isimlerini çok iyi bilmemiz lazım. Yani kısaca bunlar suda çözündükleri zaman ortama ne verirler, ne iyonu verirler? Artı hidrojen iyonu verirler. Eğer artı hidrojen iyonu veriyorlarsa kesinlikle bunlar kimdir? Bunlar asittir. Zaten görüldüğü üzere hepsinin altını ne yaptım? Çizdim. Reaksiyona girmişler ve bunlar suda çözülmüşler ve ortama ne vermişler? Artı hidrojen iyonu vermişler. Eğer artı hidrojen bu asitler suda çözüldükleri zaman ortama artı hidrojen iyonu veriyorlarsa bunlar kesinlikle asittir. Peki asitlerin genel özelliklerine bakalım. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Tatları ekşidir. Örneğin limon gibi. Metal ile tepkime girerek artı hidrojen, yani H2 hidrojen gazını açığa çıkartırlar. Bu nedenle metallerde asla asitler saklanamazlar. Örneğin sulu çözeltiler elektrik akımını iletirler. Yani bu asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Tahrip edici özelliğe sahiptir. Örneğin mermeri aşındırır, kumaşı deler, deriyi yakar, cilde zarar verir. Bazen de tepkimeye, yani reaksiyona girerek tuz ve su oluşturur. pH değerleri 7'den küçüktür. Sulu çözeltilerinde artı hidrojen iyonu oluştururlar. Deminki denklemleri tek tek analiz ettiğimizde suyla reaksiyona girdikleri zaman ortama artı hidrojen iyonu veriyordu. Ametallerin oksijenli bileşiklerinin asitlik özellik gösterir. Değerli öğrenciler, bunlar çok çok önemli. Metallerle tepkime girerek dedik hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Özellikle pH cetvelerine baktığımız zaman ortası nötrdü, yani 7. 0 ile 14 arası. 0 ile 7 arası asitlik özellikti. 7 ile 14 arası ise bazlık özellik gösteriyor. Yani 7 ile 14 arası baz, 0-7 arası ise asit özellik gösteriyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yakıcı, tahriş edici, parçalayıcı özelliklerdir. Sulu çözelti elektrik akımını iletir. Suda çözündüklerinde artı hidrojen iyonu verirler. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Tatları ekşidir. Asla metal kaplarda saklanmamalıdır. Çünkü reaksiyona girebilir. Kesinlikle çıplak elle dokunmaması lazım. Çünkü vücuda, cilde tahriş etme özelliği yüksektir. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Asit özellikteki maddelerden sanayi ve endüstri alanında da yararlanılmaktadır. Aşağıda sanayide kullanılan bazı asitlerin sistematik adları, formülleri ve piyasa adları verilmiştir. Değerli öğrenciler, buralar çok önemli çünkü sorularda, testlerde sürekli bu formül isimleri ve piyasa adları karşımıza çıkabiliyor. Bunları çok iyi ezberlememiz lazım. Peki devam edelim. Örneğin sistematik adı nitrik asit. Formülü HNO3. Piyasa adı neymiş? Nitrik asitin piyasa ismi neymiş? Kezzap. Peki bu nitrik asit nerelerde kullanılır? Gübre, patlayıcı madde üretiminde kullanılır. Örneğin hidroklorik asit formülü. Peki piyasa ismi nedir? Tuz ruhu. Peki biz bunu nerelerde kullanıyoruz? Demir çelik sanayisinde, pasın uzaklaştırılmasında, evlerde temizlik malzemesi olarak kullanıyoruz. Bunlar çok tehlikeli asitlerdir kıymetli öğrenciler. Örneğin sülfürik asit. Sülfürik asitin diğer ismi saç yağı. Yapay gübre, akü ve boya üretiminde kullanılır. Asetik asit sirke ruhu. Tutkal ve sirke üretiminde kullanılır. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Asitlerin tadına bakmak, koklamak, dokunmak çok tehlikelidir. Deriye temas ettiğinde deriyi tahriş eder, yakar.
Bunlara çok çok dikkat etmeliyiz değerli öğrenciler. Bazı gıdalarda bulunan asitlere bakalım. Besin maddesi olarak tükettiğimiz birçok meyve ve sebzenin yapısında asit bulunur. Bu tür besinlerden vücudun ihtiyaç duyduğu kadar tüketilmelidir. Gazoz gibi asit içeren gazlı içeceklerin herhangi bir besleyici özelliği yoktur. Fazla tüketilmesi durumunda dişlere ve diş etlerine zarar verir. Şeker hastalığı, obezite ve kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığa neden olabilir. Limon, portakal, mandalina gibi meyvelerden sitrik asit bulunur. Kıymetli öğrenciler, son zamanlarda bazı sorularda özellikle hangi meyvede hangi asitin bulunduğu çok soruluyor. Buralara çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Limon, portakal, mandalinada sitrik asit bulunur. Üzümde tartarik asit, elma, armut gibi meyvelerde malik asit, salata, turşuda kullanılan sirkede asetik asit, süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde laktik asit, diğer ismi de yorucu asittir. Hazır meyve sularının yapısında benzoik asit, gazozda karbonik asit, kolada fosforik asit bulunur. Bunları çok çok iyi bilmemiz lazım çünkü sürekli sorularda karşımıza gelebiliyor. Peki bazlara bakalım kıymetli öğrenciler. Şimdi bazlara bakalım. Sabun, deterjan, diş macunu, şampuan gibi günlük hayatta sıkça kullanılan maddelere biz baz özellik gösteren maddeler diyeceğiz. Baz özelliği gösteren bu bileşiklere de bazik madde diyeceğiz. Bu maddelerin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir kıymetli öğrenciler. Sulu çözeltilerinde OH iyonu veren maddelere de biz baz diyeceğiz. Yani OH, yani kısaca OH iyonu veren, yani bu maddeler sulu çözeltilerinde OH iyonu veriyorsa biz bu maddelere ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Bunların tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. Örneğin bir diş macunu, sabun, bütün temizlik ürünleri. Bir maddenin bazik özellikte olup olmadığını belirlemek için yine biz ne kullanacağız? Tünosol kağıdı kullanacağız. Kırmızı tünosol kağıdının üzerine birkaç damla madde damlatıldığında tünosol kağıdının rengi maviye dönerse o madde bazik özelliktedir diyebiliriz. Yani bazik maddeler kırmızı tünosol kağıdının rengini maviye dönüştürürler. Bazların pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Bir maddenin pH değeri 14'e yaklaştıkça o maddenin bazik özelliği ne olur? Artar. Kuvvetli baz olur. Bazların suda çözünmesine bakalım. Bazı suda çözünebilen maddelerdir ve suda çözündüklerinde suya hidroksit iyonu, OH iyonu verilen, örneğin sabun yapımında kullanılan sodyum hidroksit, bazı suda çözündüğünde ise sodyum ve oksit iyonları oluşturur. Oluşan OH iyonu çözeltinin bazik olmasına neden olur. Kıymetli öğrenciler, reaksiyona girdiklerinde, yani suda çözündüklerinde OH iyonu verebilen maddeler biz ne diyeceğiz? Biz kesinlikle baz diyeceğiz. Örneğin amonyak, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi. Bazların genel özelliklerine bakalım. Tatları acıdır ancak hepsinin tadına bakılmaz. Ondan sonra ele kayganlık hissi verir, suyu çözelti elektrik akımını iletir. Kırmızı tünosol kağıdını maviye çevirirler. Sulu çözeltinde OH iyonu oluştururlar. Asitlerle tepkimeye reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluşur. pH değerleri 7'den büyüktür. Metallere etki etmez ancak amfoter metallere, örneğin çinko, alüminyum gibi kuvvetli bazlar etki edebilir. Cam ve porselenin aşındırır. Metallerin oksijeni bileşikleri bazik özellik gösterebilir. Bunları da unutmamalıyız kıymetli öğrenciler. Ele kayganlık hissi verir dedik. Sulu çözeltide elektrik akımı iletir. Bu bazların genel özellikleri sürekli karşımıza gelebiliyor. Bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle metallere etki etmez. Ancak amfoter metallere, yani çinko ile alüminyum gibi maddelere, yani metallere kuvvetli bazlar etki edebilir. Biz bunlara ne diyeceğiz? Amfoter metaller diyeceğiz.
Bazen sorularda bu bilgi de çıkabiliyor. Lütfen buraya çok dikkat edin. Peki devam edelim. Fenoltalein ve bazların ayrıcıdır demiş. Nötr ortamda ve astik ortamda renksiz olan fenoltalein bazik ortamda pembe mor rengini verir demiş. Kıymetli öğrenciler, burada asit bazlarda kullanılan bazı ayrıçları da anlatmak istiyorum. Örneğin biz dedik ki turnusol kağıdı asitlerde kırmızı, bazlarda mavi renk alır. Yani turnusol kağıdı dedi ki asitlerde kırmızı, virgül, bazlarda ise dedi ki mavidir. Peki başka ayraç var mı? Örneğin fenoltalein çözeltisi. Zaten yukarıda fenoltalein çözeltisini vermiş. Nötr ortamda, astik ortamda renksiz olan fenoltalein bazik ortamda pembe ve mor rengini verebiliyor. Peki başka var mı? Örneğin metil uraş. Metil, bu da özel bir ayraçtır. Oranj. Yani J harfiyle bitiyor. Peki bu ne yapıyor? Asitlerde kırmızı. Asitlerde kırmızı rengi veriyor. Peki bazlarda ne rengi veriyor? Bazlarda da sarı renk verir. Bazlarda sarı renk verir. Peki başka var mı? Normal şartlarda kırmızı, yani mor lahana suyu da var. Ama bunu fazla sormuyorlar. Asitlerde kırmızı, bazlarda da mavi yeşil renk verir. Bunu da ekstra olarak söylüyorum. Bazen sorularda çıkabilir ama bazen de çıkmıyor. Çok nadir sorularda çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Kırmızı, mor, lahana suyu. Asitlerde kırmızı, bazlarda mavi ya da yeşil renk verebiliyor. Peki kıymetli öğrenciler, devam edelim. Bazik özellikteki maddelerden sanayi ve kimya endüstri alanında yararlanmaktadır. Aşağıda bu alanlarda kullanılan bazı bazların sistematik adları, formülleri ve piyasa isimleri verilmiştir. Örneğin sodyum hidroksitin sodyum oksit süt kostik. Yani piyasa ismi neymiş? Süt kostikmiş. Sabun, yapay ipek, kağıt, boya ve deterjan gibi fabrika alanında kullanılır. Potasyum hidroksite baktığımız zaman formülü bu. Potas kostik diye piyasa, yani toplum içinde öyle biliniyor. Arap sabunu ve deterjan üretiminde kullanılır. Bunları çok iyi bilmemiz lazım çünkü sorulardan geliyor. Kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç piyasa ismi. Amonyak, yine amonyak olarak biliniyor. Sünü, gübre, boya, ilaç, patlayıcı yapımında da kullanılıyor. Bilginiz olsun. Cam temizleme ürünlerinde kullanılıyor. Kalsiyum hidroksit, yani sönmüş kireç, çimento, alçı, kireç yapımında kullanılıyor. Bunlar da önemlidir çünkü sorularda karşımıza gelebiliyor. pH ölçeğine bakalım. Dedi ki 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası ise bazik özellik gösterir. 7 nötrdür. Asit ve bazların ayırt edilmesinde kullanılan bir başka yöntem de pH ölçeğidir ya da cetvelidir diyebiliriz. Bilim insanları asitik ve bazik özellik gösteren maddelerin diğer maddeler etkileme derecesini tespit etmiş ve pH ölçeğini geliştirmiştir. 14 birime ayırmış olan bu ölçek bir maddenin ne kadar asitik ya da ne kadar bazik olduğunu ne yapar bize gösterir. Burada olduğu gibi. pH ölçeğine göre pH derecesi 0 ile 7 arasında olan maddeler asit görüldüğü üzere, burası asit, 7 olan maddeler nötrdür. 7 ile 14 arasında olan maddeler de biz ne diyeceğiz? Bazik maddelerdir. pH değeri 0'dan 7'ye doğru yaklaştıkça maddenin asitik özelliği azalır. pH değeri 14'ten 7'ye doğru yaklaştıkça maddenin bazik özelliği azalır. Yani kısaca biz ne diyeceğiz? 7'den 14'e yaklaştıkça kuvvetli asitler 14'e doğru, kuvvetli asitler de 0'a yaklaştıkça. Çünkü 0'dan 7'ye doğru yaklaştığı zaman maddenin asitik özelliği ne oluyor? Azalıyor. Burası da önemlidir. Lütfen buraya dikkat edin. Kıymetli öğrenciler. Asit ve bazların maddeler üzerinde etkilerine bakalım.
Asit ve bazların maddeler üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır. Örneğin sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit gibi asitler deryan temas ettiğinden tehlikeli olabiliyorken sitik asit, malik asit, laktik asit gibi asitler besinlerle vücuda alındığında zarar vermemekte. Hatta besinlerin yapısında bulunmaktadır. Çünkü bunlar çok derişimi çok az olan asitlerdir. Sodyum hidroksit bazı cilde temas ettiğinde tehlikeli iken sabun, diş macunu ve deterjanlarda bulunan bazı tehlikeli değildir. Sülfürik asit, nitrik asit gibi asitik özelliği fazla olan asitlere biz kuvvetli asit diyeceğiz. Bunların tahriş edici özelliği, yanma, yakma özelliği çok kuvvetlidir. Eğer bunlarla çalışıyorsanız laboratuvarda ya da atıyorum üniversitede lütfen eldiven, maske, koruyucu elbise giymek lazım. Çünkü bunlar çok kuvvetli asitlerdir. Bunlar tehlikeli asitlerdir kıymetli öğrenciler. Malik asit, laktik asit gibi asitik özelliği az olan asitlere de biz ne diyeceğiz? Zayıf asit diyeceğiz. Asitler ve bazlar ne kadar kuvvetliyse verdikleri zarar da o kadar fazla olur. Asitler ve metal ve mermerden yapılmış maddeler aşınmalarına neden olur. Örneğin mermerden yapılmış mutfak tezgahında sitik asit içeren limon suyu dökülürse mermer tezgahının aşınmasına ve kalıcı lekelerin oluşmasına neden olur. Ayrıca gazoz, kola, portakal suyu gibi asitli içeceklerin aşırı tüketilmesi mermer gibi kalsiyum içeren dişlerimizin aşınmasına ve çürümesine neden olur. Bu tür yiyecekler midenin asit dengesini bozarak reflü, gastrit gibi hastalıklara neden olur. Bu nedenle asitli yiyecekler aşırı miktarda tüketilmemelidir. Bazık özellikteki maddeler ise porselen, cam ve kristal gibi eşyaların üzerinde aşındırıcı etkileri vardır. Evlerde kullanılan bazık özellikteki temizlik malzemeleri cam ve porselenden yapılmış eşyaların aşınmasına ve zamanla matlaşmasına neden olur. Zaten günlük hayatta eğer dikkat ettiyseniz kullandığımız bardaklar gittikçe aşınıyor. İşte bu yüzden. Asitik ve bazik özellikteki maddelerin zararlı etkilerinden korumak için dikkatli olmalıdır. Bu tür maddelerin ambalajların üzerindeki tehlike sembollerine dikkat edilmelidir. Aşağıda asit ve bazlarla ilgili kullanılan bazı tehlike sembolleri göstermiştir. Bunlara çok dikkat etmeniz. Örneğin aşındırıcı ve tahriş edici. Muhakkak bütün kimyasal maddelerin üstünde bu semboller vardır. Tehlikelidir, yanıcıdır. Bu önlemleri gördüğümüz zaman, bu uyarıları gördüğümüz zaman kıymetli öğrencilere dikkat etmemiz lazım. Asit ve bazlarda çalışırken dikkatli olmalı. Evlerde temizlik yapılırken asit ya da baz özellikteki deterjanların ciddi tahriş etmemesi için plastik eldiven takılmalı. Buharları da tahriş edici özellikte olduğu için lütfen sakın solmamalıyız. Çünkü akciğerlerimize %100 hasar verebilir. Koklamamalıyız. Ortam mutlaka havalandırılmalıdır. Kullanılan temizlik malzemeleri asla birbirine karıştırmamalıdır. Çünkü farklı iki temizlik maddesi karıştırıldığında klor gazı aşırı derecede ortamda birikiyor. Bu yüzden zehirlenmelere neden olabiliyor. Allah etmesin ölümlere bile yol açabiliyor. Peki asit yağmurlarına bakalım kıymetli öğrenciler. Fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla asit yağmurlar oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfer kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar atmosferde su buharıyla birleşerek nitrik asit ve sülfürik asit damlalarını oluşturur. Ve bunlar da yeryüzüne indikleri zaman her tarafa kalıcı zararlar verir. Oluşan bu asitlerin yağmur, kar, dolu gibi yağışlara yeryüzüne inmesi olayına da biz ne diyeceğiz? Asit yağmurları diyeceğiz. Asit yağmurları hava kirliliğinin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde daha sık görülmektedir. Fabrikaların bacalarında ve otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar asit yağmurlarına neden olmaktadır. Asit yağmurlarının çevreye çeşitli zararları vardır. O bölgedeki bitki örtüsüne ve ağaçlara zarar vererek onların kurumasına neden olabilir. Göllere ve nehirlere karışarak suyun asitlik derecesini arttırır. Sudaki asitlik değişime karşı duyarlı olan balıklar ise zamanla yok olur. Toprağa karıştığında toprağın yavaş yavaş asitlenmesine yol açarak verimsizleşmesine neden olur. Sadece canlı varlıklara zarar vermekle kalmaz. Tarihi eserleri de olumsuz yönde etkiler. Tarihi eserlerin yıpranmasına ve aşınmasına neden olur. Asit yağmurlarından korumak için neler yapmalıyız? Asit yağmurlarına neden olan gazların atmosfere salınımını azaltılmalıdır. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız.
Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Eğer biz bunları yaparsak çevremizi daha iyi korumuş oluruz. Kıymetli öğrenciler, dersimiz buraya kadar. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar videoyu durdurarak önemli olan noktaları not alabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.